Hanımlar beyler, günün son yarışmacısı Muhammed Bey'le masa başında bir araya geldik. Tekrar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi vallahi, idare ediyoruz. Sağ olun. Neler yapıyorsunuz Muhammed Bey? Ben makine mühendisiyim. Harika. İstanbul Havalimanı'nda şantiyede saha mühendisi Süper. Olarak çalışıyorum. Süper. Kolay gelsin. Onun dışında şu aralar bir bebek bekliyoruz. Öyleymiş. Baba adayıyım. Ay. Heyecanla bekleyiş sürüyor. Çok güzel. Şekilde. Peki. Eşiniz ne yapıyor? O da elektrik elektronik mühendisi. Ama şu şimdi anlar, doğum izninde. Artık çıkacak. Çıkacak, az kaldı. Harika. Alışverişleri. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir gayet. Severim aslında ama şu an evet. Ben 9000 gibi puanlara odaklanmıştım. Evet, sormayın, ben de şaşkınlık içindeyim. Patır patır 9500 an yapıştırıyor iki tane yarışmacımız. Evet, eğlenmek artık şu an. Artık eğlendiğimizde öyle düşünmeyin canım, ne olacağı belli olmaz. Siz 10 senedir başvuru yapıyormuşsunuz. Evet, size 18'inden beri ben başvuruyorum. Gerçekten bize kısmet oldu evet. Muhammed Bey. Bakalım bu 10 senenin sonunda neler yaşanacak. Umarım. Güzel bir anımız olur inşallah diyorum. Ve ilk soruyu yapıştırıyorum. Tabii, buyurun. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Hakça davranan. Bir harf alayım. Gerek var mı ya? Şu an heyecanlıyım o yüzden. Yani işte hakça davranan. Yani. Haklı. Yok. Değil, değil. Adil. Ha? Adil. Adil doğru cevap. Teşekkürler vermediğiniz için. Efendim, ikinci dört harfli kelimemize bakalım şimdi. Nasıl bir soruyla geliyor? Şehirde yerleşim bölgesi. Merkez, kent. Daha küçültün onu. Yerleşim bölgesi, mahalle, siz, sokak. Siz mahallenin üstü. İlçe. Aşağısı. İlçe. Harf alayım. Harf aldık. Semt. Semt doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir yemek adı soruyoruz. Allah iyiliğini versin editör. Yine canımızı istetti. Gelsin bakalım. Et veya tavuk suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemek. Banılır. Tavuk suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak evet. Yapılan. Harf alayım. Evet. Emin misiniz? Evet. Aldınız. Nokta noktasına nokta noktasına nokta noktası. Tirit. Evet, tirit doğru cevap. Türkiye'yi söyleme çabama da ayrıca yani. Neyse efendim ya. Şimdi artık bir harf alabilirsiniz. O harfi evet. Alırsanız da 14 saniye, 15 saniye bırakmanız lazım. Peki. Çözeceğiz. Efendim, beş harfli ikinci aradığımız cevap isim soylu bir kelime. Gelsin bakalım. Mekan akustiğine sahip kamusal arınma mekanı. Mekan akustiğine sahip kamusal arınma mekanı. İbadethane gibi değil. Değil, hiç öyle değil. Arınma mekanı derken ruhsal olarak değil, bedensel olarak arınma. Spa, masaj. Gibi bir şey. Ne o mekan söyleyin. Öyle. Masaj salonu. Durdurun, tamam, değil işte. Ha. Daha mesela daha geleneksel bir yer söyleyin. Hamam. Hamam doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Jelatin ilaç kabı. Jelatin ilaç kabı. İlacın ama şey değil, büyük kabı değil. O tek ilaç kabı. Yuttuğumuzdaki evet. Şey ne? Kapsül. Kapsül doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Batı kökenli bir sözcük gelsin sorusu. Otomobil, beyaz eşya gibi ürünlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı yer. Tamirhane. Hmm. Gibi bir şey. Tamirhane demiyoruz da artık. Bakım yapmaya nereye? Servis. Servis doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz şu an. Efendim, iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Sorusu da şöyleymiş. Geri dönüştürülemezse çevre felaketine dönüşen naylondan yapılmış içecek kapı. Kabı. Naylondan yapılmış içecek evet. Kabı. Çevre felaketine dönüş. Geri dönüştürüyoruz onları sürekli. Harf alayım. Aldınız mı? Kesin mi? Aldım. Aldı. Peki.
İçecek kabı söyleyin efendim bir tane. Kutu. Değil. İçecek. Neyle? Şişe. Şişe. Şişe ikinci kelimemiz. Evet. Naylondan yapılmış. Pet şişe. Pet şişe doğru cevap. Burada kurtaramadım sizi Muhammed Bey. Evet. Yoksa burada da bence harfe ihtiyacınız yoktu bana sorarsanız. Efendim 3400 puandayız. Hiç fena değil puanımız. 1 dakika 50 saniye süremiz var. O biraz zorlayacak bizi gibi görünüyor. Bakalım. Hızlı hızlı basın bakalım neler. Ben hiç harfi almıyorum artık. Hiç almıyorsunuz. Yani birinci olabilmek için. Tabii bakalım. Bakalım neler yaşanacak. İkinci efendim 7 harfli kelimemiz. İnanır mısınız cevabımız 2 kelimeden oluşuyor. Kalıplaşmış bir tabir. Buyurun soruya bakalım. Mecazi anlamda birçok mahrem bilgiye sahip olan ve hiçbirini açığa vurmayan kimse. Sır küpü. Sır küpü doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Bir sıfat soracağız şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz soruyu. Birbirinin içine girip karışmış, dallanıp budaklanmış olan. Birbirinin içine girip karışmış, dallanıp budaklanmış. Evet. Durdurayım, harfi almıyoruz. Evet. Girdap olmuş. Değil, değil. Bir böyle bir... içine girip... Karmaşa. Girift. Bilmece. Yok yok. Öyle girift. Birbirinin içine karışmış. Böyle olmuş. İç içe geçmiş. Ha. Yani öyle geçmiş gibi. Girift'in eş anlamlısı. Toplumda hoş karşılanmayan ilişkiler için de söylenir. Nasıl ilişki deriz mesela? Yasak ilişki. Yasak evet öyle de deriz. Daha kötüsünü söyleriz. Aa bu falan dedi. Oradan oho biz nereden çapraşık. Nereye gidecektik zaten sevgili izleyenler. Aynen öyle. Çapraşık olacaktı. Olsun. Artık rahatız. Şu an rahatım. Harf de alırız. Evet. Sürede salları artık tamam. Bizde evet. Her şey. Efendim 8 harfli bir diğer aradığımız cevap. İsim soylu bir sözcük sorusunu görelim. Psikolojik bir testte lekelerinden çıkarılan anlamın kişinin ruh haline dair bilgi verdiği düşünülen sıvı madde. Harf alayım. Hiç gerek yok harf almanızı. Testte lekelerinden çıkarılan psikolojik bir testte hani şekle bakıyoruz da evet. Şey yapıyor. O şekil ne şekli? Neyle yapılıyor şekil? Mürekkep. Mürekkep. Mürekkep doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin efendim. Evlilik için kabilleşmek. Nikah töreni gibi. Öncesi. Nişan. Onun da öncesi. Söz. Hah? Ne yapmak? Söz kesmek. Değil efendim. Tek kelime. Mastarla bitiyor. Sözleşmek. Nikahtan önce sözleşiyor musunuz efendim? Ne denir? Aa biz nokta nokta denir. Söz. Sözlülük. Sözlüyüz. Mastarla bitecek. Aa siz... Sözlemek. Bir harf eksik. Söz. Heceleyelim. Söz. Sözlenmek. Hah sözlenmek doğru cevap. Çekiyorum. Oldu. Oldu bildik. Efendim 9 harflilerde devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız şimdi. Gelsin sorusu. Maddi alemin ötesi. Manevi alem. Güzel konuştunuz. Evet. Öte taraf düşünün. Evet evet gibi bir şey. Öte taraf değil. Değil de onu daha düzgün ifade edersek. Harf alayım yine. Aldık harf aldık tam basarken. Aha. Öteki taraf, öteki alem. Değil. Öbür. Ha? Öbür taraf. Taraf değil de. Öbür. Maddi alem burası öbür. Nerede yaşıyoruz biz efendim? İstanbul'da. Gezegen olarak. Ya dünyada. Ha. Öbür dünya. Öbür dünya doğru cevap. İstanbul'da yaşadığımızı söylemeniz harika oldu tabii. Öbür İstanbul falan gibi bir cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Birleşik bir isim. Kendi memleketinde birleşip gelmiş ama. Gelsin bakalım. Güney yarım kürenin en güneyi. Güney yarım kürenin en güneyi. En güneyi. Kutup. Gibi. De ne işte o kutup neresi orası? Bölgesi. Evet harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Rahatsız artık. Evet. Kutup'u bulmuştuk.
Yine yok yok, tek kelime bu zaten. Hmm. Birleşik ama tek kelime. Kıta adı efendim. Güney kutbundaki kıtanın adı. Antarktika. Antarktika doğru cevap. Efendim 10 harfli son aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor ve bir canlı türü soruyoruz. Gelsin bakalım. Himalayaların kamuflaj sihirbazı vahşi kedisi. Himalayaların kamuflaj sihirbazı vahşi kedisi. Jaguar, leopar. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Harf aldık. P. Alın. Yine harf alayım, evet. Harf aldık ve süre bitti. Evet. Evet. Leoparı. Şimdi, evet. Leoparı. Evet. Ne dağ, leoparı? Dağ leoparı. Gibi bir şey. Himalayalarda soğuktur gibi. Kış leoparı. Evet. De kışın ne olur? Kar leoparı. Kar leoparı doğru cevap. Size helal olsun Muhammed Bey. Gerçekten bir şekilde sona geldik. Evet. Gerçekten heyecanınıza sağlık. Tamamen heyecandan şu an 7500 puandasınız. Yoksa potansiyeliniz daha yüksek. Siz de seyrederken fark edeceksiniz. Evet, muhtemelen öyle olacak. Yani iki tane harfi ben vermedim size. Bildiğiniz kelimede. Öyle doğrudur. Evet. Ayaklarınıza çok sağlık. Harika ederim. Bir yarışma oldu bence. Ben de çok eğlendim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Hanımlar, beyler, Muhammed Bey'i alkışlarla arka tarafa yollayacağız. Ve Berfin Hanım'ı yanınıza davet edeceğiz.